Bu cihazın pompaları vatanda ameliyat için imal edilmiştir. Markası Fisher. Burada şu üst bölgede motorumuz var. Motorun yanında hız kontrol devresi var. Hız kontrol devresi 0'dan 1800 devre kadar ayarlanabilir. Stopa bastığımızda durur. Starta basıp çevirdiğimiz zaman görüldüğü şekilde şu anda 144 devirde dönmektedir. Bunu yukarı veya aşağı ok işaretleriyle görüldüğü gibi azaltabilir veya 1800 devre kadar kademeli olarak artırabiliriz. Evet, şu anda 1800 devirde dönmektedir. Üstteki motor 900 devirdir ama hız kontrolü sayesinde motor devrinin 2000'e kadar artabilmektedir. Yardım yürütme. Motorumuz yukarı aşağı dişli sayesinde ayarlanabilmektedir. Alt bölme şu şekilde sabitleme, merkezleme çubuğu vardır. Alt bölmenin yukarı aşağı inip çıkabilmesi için tekrar bir kol vardır. Alt bölmenin silindire sabitlenebilmesi için bir düğmemiz vardır. İşlemi nasıl yapıyoruz? Şurada bir kol var. Bunun da ayarlanabilir üstten aşağı. X, Y doğrultusunda pardon Y doğrultusunda gidip gelebilen bir kol vardır. Bu cihazda neler yapabiliriz? Şimdi onları anlatalım. Bu cihazda Aktros, Aksos, Atego, DAF tipi kütükleri lepleyebiliriz. Şurada gördüğünüz cihaza bağlanma adaptörüdür. Bu adaptörü iki vida ile pompaya monte ediyoruz. Ve şuradaki kolu gevşeterek bunu cihazımıza yerleştiriyoruz. Bu gördüğünüz Aksos, Aktros, DAF tipi vatler. Bu vati şu krom vanadyum çubukla önce yükseklik ayarını yapalım. Vatimizi buna takıyoruz. Önce mandrele çubuğumuzu bağlayıp sıkıyoruz. Sonra alt bölmeyi sıfırlayarak üst bölmeyi merkezleyip merkezliyoruz. Sonra macunla Adem macun getir yavrum. Macun. Yeşil macun. Aldığımız macunu önce gövde alıştırması için eski vatiden gövdeye sürüp alıştırıyoruz. Bu işlem bittikten sonra da yeni vatifi alıp şu dip yüzeyi hafif macunlayarak, tabii bunu yeni vatifle yapmak lazım, macunlayarak gövdeye alıştırıyoruz. Thank you.
Önce merkezden alın yapıyoruz. Devir ayarlı ya da düşük devirde önce 50 devre alıyoruz. Merkezledikten sonra kolu yukarı aşağı hareket ettirerek gövdeyi alıştırıyoruz. Şuradaki ayar düğmesiyle de bunun tam yüzeyin gövdeye vurmaması için ayarlıyoruz. Bununla sadece gövde boyunda yukarı aşağı hareket etmektedir. Bunu bu şekilde düşük devirlerde ayarlıyoruz. Daha sonra istersek devri bir miktar daha artırarak ayarlamayı yapabiliyoruz. Şimdi diğer modellere geçelim. Örneğin burada görülen Delphi'nin Volvo Vaz gövdesi. Volvo Vaz gövdesini adaptörün içine oturtuyoruz. Üstten sıkıyoruz. Yuvaya yerleştiriyoruz. Daha önce adapte ettiğimiz Volvo'nun valfini mandrene takıyoruz. Boy ayarlamasını yapıyoruz. Aynı şekilde macunlayarak hafif düşük devirde Hacım, merhabalar hacım. Merhaba Sayın Cemal Bey. Cemal ne haber? Bunun altı niye gelişecek Sayın Cemal? Tamam. Bunu burada alt köşe anahtarlı şeyler sıkmamız lazım ki şeyi çevirebilsin vakti içerisinde. Biraz robot getirsin ya. Bunlar bir getirsin ya. Var mı? Verin sonra. Kendi beraber. Ver. Bu şekilde. Don nerede lan? Bunu alçak yüksek devirde devrini ayarlayarak gövdeye alıştırıyoruz. Bu işleminde gövde alıştıktan sonra önemli olan şurada görülen basma yüzeyinin gövdeye alışması lazım. Onun için de burayı hafifçe yenisiyle macunlayarak tekrar monte edip hafif bastırarak yüzeye alıştırıyoruz. Evet, bu işte bittikten sonra şimdi Delphi ara parçayı alıştırmak için şu adaptörümüz bulunmaktadır.
bu parçayı gördüğümüz aparata yerleştiriyoruz. Bunu cihazımıza yerleştiriyoruz. Pimini. Mandran adaptörüne yerleştirip sıkıyoruz. Daha sonra yükseklik ayarıyla alttan yükseklik ayarımızı yapıyoruz. Sayın Cevat. Buyur hacım. Şuranın sıkma anahtarı nerede? Onu alayım mı? Onu alayım burada hacım. Onu alayım burada hacım. Ne istersen veririz hacım. Biz kapanıyoruz. Buyur hacım. Merkezi yerim abi. Al alet burada. Adem. Şimdi abi gel. Onları yıka. Ha tamam. Onlar kimin onlar? Benim kürten adam. Tamam neyse siktirin bakalım. Evet bunu merkezden çıkan sonra hacı bu önceki üst motor oynaması diye. Ne? Sorun mu var yoksa hacı? Sıkıyoruz. Yolaştıktan sonra hafif macunla. Adem gel bak şunları bir yıka Adem. Yıka yıka yet şunları. Dip noktadan basma yüzeyine hafif acı sürüyoruz. Hadi abi, hadi abi. Bunu merkezleyip. Niye tekliyor bu acaba ya? Önemli olan merkezlemenin tam olması. Bu şekilde hafif bastırarak, tabi bunda devri bayağı bir artırmamız lazım. Buradaki kalıntıyı da bu çelik çubuk almaktadır. Bunda genelde devri yüksek hızda yapmak lazım. 500-600 devirlerde. Ve çok hafif kolu yukarı vurmak lazım. Daha sonra devri azaltarak veya diyerek çantada kapatarak çıkarabilirsiniz. Bu yöntemle yaptığınız ara parça belli bir miktar arabayı götürür. Ama tabii ki hiçbir zaman sıfır gibi olmaz. Bu cihazla başka yapılabilecekler. Her türlü enjektör memesini alıştırabilirsiniz. Genelde tüm ünit pompaları Volvo, Iveco, Scania, DAF,
Ritmo bağın varlığını alıştırabilir. Ara parçayı yapabilirsiniz.